konsept fotoğrafımızı incelediğimize ve modellemeyi aşama aşama planladığımıza göre hemen hızlıca giriş yapabiliriz. Öncelikle Lightbox'ımı kapatıyorum. Tool ikonuma tıkladım ve buradan bir küre seçeceğim. Ekranda tıklayıp Shift'e bastım, bıraktım. T'ye basarak Edit moda geçtim. Son olarak bunu Make Polymesh 3D diyerek bir polimeşe çeviriyorum. Wireframe'e geldim. Ve şu an armut şeklini bulacağım için hatırlayacaksınız. Dynamesh'i kullanmam gerekecek. Çünkü model üzerinde çok fazla esneme, germe, büyütme, küçültme yapacağım. Evet, küremizi ekrana getirdik. Öncelikle simetri modumuzu aktive edelim. Geometriye gidiyorum ve bunu bir Dynamesh'e çevirmem lazım. Aşağı iniyorum. Dynamesh. Blur'ı kapatacağım. Ve 128 ile başlıyorum. Öncelikle B, M, V diyerek, pardon, B, M, B diyerek move fırçamı seçtim. Boyutu biraz büyütüyorum. Ve referans resmime bakarak bunun bir armuta benzemesi için çaba göstereceğiz. Tabii 3 boyutlu ortamda çalıştığımız için tüm açılardan bunun doğru ve orantılı görünmesi lazım. Ancak bizim fotoğrafımız 2 boyutlu. Bunu yapmak için derinlik hissini vermek için aktif olarak kamera açınızı değiştirmenizde fayda var. Şu floor'u kapatmam lazım. Dikkatimi dağıtıyor. Evet. Bu kısımları da biraz içeri çekelim. Şu an eğitim amaçlı bunu gösterdiğim için birebir benzerlik konusunda çok endişe etmiyorum. Bunu yapabilirdim. Onu ilerleyen derslerimizde zaten göreceğiz. Ancak referans resmi direkt ZBrush içerisinde açarak da birebir modelleme yapmayı deneyebilirsiniz. Fakat şu an Dynamesh ile genel olarak çalışmayı öğrendiğimiz için, bunu çalıştığımız için, yani egzersizimiz bu olduğu için çok onu dert etmiyorum. Şimdi inflate fırçamı seçerek kısımları biraz daha orantılı yapmak istiyorum. Dakika, inflate'i seçemedim. Ne? Evet. Biraz smoothlaştıralım. Kısımları da. Materyalimi basic material'a çevireceğim. Evet, daha net görülüyor şimdi yüzeydeki pürüzler. Son olarak üst kısmında da şu alanı biraz genişletirsem daha çok benzemiş olacak. Biraz boyutunu küçültelim fırçamızın. Son olarak tepeden biraz baskılı olacağı için burayı da biraz indirelim. Evet. Tekrar inflate fırçamı alıp burayı biraz dengeliyorum. Smooth fırçamın sertliği çok olduğu için onu biraz azalttım. Dynamesh'in çözünürlüğü düşük olduğundan ötürü smooth fırçam çok güçlü kalıyor. Bunu dengelemem lazım. Evet. Temel bir armut şeklinde benzedi. Şimdi bunun üzerinde maske yöntemini kullanarak gözlerin olduğu yeri biraz işaretlemek istiyorum. Kontrole basılı tuttum ve burada büyük göz yuvaları oluşturmaya başlayalım. Şurayı biraz silebiliriz. Bunun için Ctrl Alt
tuşlarına birlikte basarsak burayı yumuşatacak. Tekrar kontrole basarak burayı büyütebiliyorum. Tabii bunu ters çevirmemiz lazım. Bunun için de kontrole basılı olarak arka plana tıklıyorum ve şu an geriye çevirdik. Şimdi inflate fırçama basılı haldeyken fırça boyutunu biraz büyütelim. Alta basılı tutarak burada bir oyuk oluşturmaya çalışacağım. Ve bu bizim göz yuvalarımız olacak. Kontrole basıp çekerek burayı temizledim. Şimdi yüzey üzerine çok değişiklik yaptığımız için hemen bir Dynamesh alalım. Yüzeyimizdeki pürüzler geometri düzeltildi. Şimdi buradaki boşluğa denk gelecek şekilde bir göz yuvası oluşturalım. Hemen Sub Tool menüme gidiyorum. Derslerde aslında açıklamayı unutmuşum ama burada Append ve Insert ikisi de bir Sub Tool ekleyecek buraya. Bunların farkı Append en aşağıya yani Sub Tool listesinin en altına gönderirken yeni eklenen Sub Tool'u Insert hemen bir aşağısına ekleyecek. Şu an tek Sub Tool'um olduğu için bunu fark edemiyoruz ama Append dersem hemen şuradan bir küre eklersem küre geldi. Alta basılı tutarak küreye tıklarsam küreyi seçmiş oldum. Ve Transpose fırçamı aktive edeceğim. Beyaz noktaya tıklayarak tam ortasına geldim. X'e tıklayarak yeniden orantıladım. Shift'e basılı tutarak Scale modunda bunu küçülttüyorum. Tabii şu an gözden kayboldu. Hemen Transparency'yi aktive ettik. Biraz daha küçültelim. Buradaki göz yuvasına yaklaşık olarak denk gelmesini istiyorum. Fakat bu biraz büyük gözlü bir karakter olduğu için boyutunu azıcık büyük bırakabiliriz. Transpose fırçamı tekrar çizdim. Fark ettiniz. Şu an gözün yuvalarından çıkmaya başladığını görüyoruz. Biraz daha kaydıralım. Şimdi aslında Transparency'yi kapatabiliriz. Biraz sola kaydıracağız. En son öğrendiğimiz yöntemi tekrar uygulayalım. Kontrolü basılı tutarak Transpose fırçamı Move modunda hareket ettirirsem bu göz yuvasını kopyalayıp yan tarafa taşımış olacağım. Shift'e basılı tutarsam da Transpose yörüngesi üzerinde bunu yapmış olacağım. Şimdi maskemi temizlersem göz yuvalarının içindeki gözleri de oluşturmuş olduk. Şimdi kontrolle tekrar armutun gövdesine tıklayarak şurada bir burun olan kısmında çalışmak istiyorum. Bunun için clay fırçamızı kullanabiliriz. B, C, L olması lazım. Evet. Boyutunu biraz küçültelim. Şimdi öncelikle göz yuvalarını yani göz kapaklarını oluşturan yer üzerinde biraz doldurma yapmamız lazım. Şu şekilde yaparsak göz kapaklarına benzer bir şekil oluşmuş olacak. Biraz somutla temizleyelim bu kısmı. Aynısını gözün alt kısmı için de yapalım. Fakat bunu çok yapmamamız lazım. Yani biraz bu karikatürümsü olduğu için çok gerçekçi olmaması lazım. Dolayısıyla bu aslında bizim avantajımız olan bir şey. Çok aşırı detay vermeye gerek duymuyoruz. Böyle bir karakter üzerinde çalışırken. Şu an clay fırçamı kullanıyorum. Burunun olduğu kısım için ise clay build up fırçamı kullanacağım. Bu sadece yüzey üzerinde düzeltme değil aynı zamanda hacim de ekleyecek. Burun hacimli olacağı için buna hacim eklememiz gerekeceği için clay build up fırçamız en elverişli fırça. Şu bölgede özellikle burnun alt noktasında daha fazla olması gerekiyor bunun. Gördüğünüz üzere epey bir hacim kattık. Dynamesh ile buradaki geometriyi düzeltmem gerekti dolayısıyla. Şimdi tekrar burayı biraz temizliyoruz. Bu burun biraz sivri bir burun. Dolayısıyla clay fırçama tekrar dönersem burayı alta basılı tutarak biraz sivrileştirebilirim. Bu şekilde. Normalde insan anatomisinde şurada biraz çıkıntı olur.
Konsept fotoğrafımızda da bu çıkıntıyı yapmışlar. Dolayısıyla buraya hafif bir ekleme yapabiliriz. Buraları düzeltiyoruz. Şimdi burun deliklerinin olduğu yeri hızlıca yapalım. Tekrar clay build up fırçama döneceğim. Ve bu kısımda eklemeler yapacağız. Epey ekleme yaptık. Buradaki çözünürlük zaten fark ettiyseniz çok belli olmaya başladı. Bu Dynamesh almamız gerektiğinin göstergesi. Tekrar clay fırçama dönüyorum. Burada biraz ekleme yapabiliriz. Şu kısımlarda da yapabiliriz. Şu an siz de fark etmişsinizdir. Çözünürlüğümüzün yeterliliği azalmaya başladı. Ancak şu an Dynamesh çözünürlüğünü artırmayacağım. Armud'un diğer kısımları da oluşturduktan sonra onu yapmayı düşünüyorum. Son olarak standart fırçamızla ağzın olduğu yeri de çizelim. ST ve devam edelim. Bu biraz gülümseyen bir armut. Üst dudak biraz üstte kalırken alt dudak onu aşağıda takip eder. Şurada kalan boşluğu doldurmak için clay fırçamı seçtim. Biraz boyutunu büyütelim. Böylece üst dudak ve burun arasındaki boşluğu da doldurmuş olduk. Aynısını alt dudak için de yapmamız gerekiyor. Tabi burada şekil epey bozuldu. Bunun için move fırçamı alarak biraz düzeltme yapabilirim. Fırçanın boyutunu biraz büyütelim. Son olarak clay build up fırçamla ağız boşluğunu biraz daha doldurmak istiyorum. Evet, alta bası tutarak bunu yapacağız. Fırçanın boyutunu küçültelim biraz. Evet, epey bir derinleştirdik bu alanı. Biraz daha devam edelim. Bir Dynamesh alalım. Burayı toparlayalım. Smooth'la biraz temizlemiş olalım. Tekrar clay fırçamıza dönelim. Şuradaki çıkıntı çok hoşuma gitmedi. Bunu biraz daha düzeltmem lazım. Klavyem yeni olduğu için kısa yol tuşlarına çok alışamadım. Evet. Şu an ağzı çok açık oldu. Bunu biraz gülümsetmemiz lazım. Tekrar bu fırçamıza dönüyoruz. Şimdi demin standard fırçamı alacağım. Burada biraz daha düzgün hareketler sağlamam lazım. Şimdi bu da benzer bir şekil. Hemen 9'a basarak Quick Save alalım.